Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bir yılı aşkın deprem geçti. Sürekli deprem, sürekli deprem diyeceksiniz ama yani mecburen hayatımızı o kadar etkiledi ki, o kadar bizi derinden yaraladı ki ne yaparsak yapalım depremle başlayıp depremle bitiriyoruz. Hem 6 Şubat depreminin olduktan sonra bazı insanlar buralardan çekip gittiler. Bazı insanlar burada kaldılar. Bazı insanlar bunu fırsat bilip yan gelip yattılar. Bazı insanlar bu depremde acaba ben ne yapabilirim diye kendini sorguladılar ve bir şeyler yapma gereği duydular, bir şeyler yaptılar. Bazı insanlar evlerinde oturup ya işte biri bana yardım getirse de şuradan faydalanayım diye düşündü. Bazı insanlar acaba kime yardım edebilirim, kime nasıl, neyle yardım edebilirim? Min hesabını yaptılar. İşte bugün bir eğitimciyi, bir hanımefendiyi konuk aldık. Kendisi depremde ben ne yapabilirim diyenlerden olduğu için, o yönüyle farklı olduğu için kendisine davet ettik. Kendisiyle deprem sürecini okumayı, eğitimi konuşacağız. Çok değerli öğretmenimiz Saadet Yolun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hemen size de geçmiş olsunla başlamak istiyorum. Hepimize geçmiş olsun. Gidenler için de başsağlığı diliyorum. Ben ekranları başındaki dostlarımı sizleri biraz daha iyi tanısınlar diye böyle kısaca sizi tanımak isterim. Tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Saadet, soyadım Yolun. Adıyamanlıyım. 1982 doğumluyum. Sene 2000, üniversite Van 100. Üniversitesi girişliyim. 2004 mezunuyum. 2004 yılından beri sınıf öğretmenliği yapıyorum. Birçok köyde, birçok şehirde, demeyeyim de köylerde çalıştım. Mesleğimi severek yaptım. Yapmaya devam ediyorum. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyordur. Evet, biraz da öğretmenlik hayatından bahsedin. Neler, nerelerde çalıştınız? En son deprem sırasında neredeydiniz? Biraz da eğitim hayatından bahsedelim. İlk çalışma yerim 6 ay Mardin'de çalıştım. Vekil öğretmenlik yaptım. Sonra Adıyaman'ın Alidam köyünde çalıştım. Sanayi köyünde çalıştım. Adıyaman Bebek köyünde çalıştım. Merkezde birkaç Yunus Emre, Mustafa Yücel Özbilgin okulunda geçici görevle çalıştım. 10 yıldan fazla Adıyaman Özel Evler İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıf okudum. Evet. Tek öğretmen olarak hem müdür yetkililik hem sınıf öğretmenliği yaptım. Depremden sonra bu yıl tayinim Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na çıktı. Orada çalışıyorum. Evet. Herkes gibi biz de depremi yaşadık. İnşallah başka kimse yaşamaz. Depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitimci arkadaşlarımıza, çocuklarımıza. Allah tekrar hiç kimseye yaşatmasın diyorum. Amin. Hocam, aile olarak çok kaybınız var mıydı? Böyle? Hani çok birinci derece yoktu ama dostlarımızı çok kaybettik. Uzaktan evet. Akrabalarımızı çok kaybettik. Akşam beraber yemek yiyip de sabah göremediğimiz insanlar oldu maalesef. Evet. Öğrenci ailelerimizi kaybettik. Çok üzücü. Bence hiç kaybetmediğimiz kimse kalmadı diyebilirim yani maalesef. Evet. İşte sizi bazı konularda hani bütün eğitimciler başımızın tacı, bütün öğretmenler bizim için çok değerli. Biz hepsini çok seviyoruz. Hiçbir öğretmeni, hiçbir eğitimciyi birbirinden ayırmıyoruz elbette ama bazıları böyle biraz farklı bir yönüyle, farklı bir tavırlarıyla ön plana çıkıyorlar. Kendilerini hissettiriyorlar. İşte biz sizi şöyle tanıdık, biraz da sosyal medyada, bazı televizyon kanallarında, ulusal televizyon kanallarında izlediğimiz kadarıyla siz depremde böyle köyünüze yerleştiniz, yani görev yaptığınız yeri bıraktınız, köyünüze mecburi bir ikamet söz konusu oldu. Köyünüze yerleştiniz ve orada acaba ben ne yapabilirim diye düşünürken orada bir çadır kurdunuz, çadır açtınız ve köyünüzdeki bütün öğrencilere davet ederek
onları sınıfına da bakmadan, değil mi? Tabii tabii. Yani bütün öğrencilere eğitim verdiniz. Hı-hı. Biz sizi bu yönünüzle tanıdık, evet. Bu yönünüzle fark yarattınız. Biraz bundan bahseder miyiz? Tabii ki severek. Benim için unutulmaz aylar oldu diyebilirim. O günleri asla unutmayacağım. Şimdi depreme yakalandığımız günün sabahı, ikinci ve üçüncü depremi yaşadıktan sonra ailemle birlikte köydeki evimize gittik. Hani giderken yolda sürekli dua ediyoruz. İnşallah oradaki evimiz sağlamdır. İnşallah oradaki evimiz sağlamdır. Kapıyı açtığımızda o evi sapasağlam gördük. Ve deprem sürecinde belki 40-50 kişi bir hafta boyunca o evde konakladık. Şimdi bizi ne bekliyordu bilmiyorduk o süreçte. Tek şeyimiz çocuklarımız yanımızdaydı. Benim için birer mucizeydi çocuklarımın yanımda olması. Üçüncü günün sonunda yardımlar geldiğinde ben kendim çok etkilendim. İnsanlar evet. Sütünden tük birçok şeyini, yedikleri yemeği bile bizimle paylaştılar. Hani ben bir eğitimci olarak asla oturmamalıydım. Ne yapabilirim dedim. Kendim, eşimin de desteğiyle elime bir defter aldım. Köyde en aşağı evden başladım. Burası kendi çalıştığım köy değil. Ailemin kaldığı köy diyeyim. Tek tek bir tarama yaptım. Baktım 40-50 kişiye yakın çocuk var köyde. Her çeşit sınıftan var. Kayıtlarımı yaptıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeye geçtim. Görüşmeye ve onlardan sadece bir çadır talebinde bulundum. Evet. Benim için sadece bir çadır olsa diğer her şeyi kendim halledebilirdim. Gerçekten de sırayı kendim gittim başka okullardan getirttim. Eğitim malzemelerini sivil toplum kuruluşları getirdi. Böyle bir adım attım ama baktım insanlar yardım etmek istiyor bana. Çünkü evet. Güzel bir şeyler yapıyorum. Evet. Ve ben bu yardımseverliği gördükçe daha da heveslendim mesleğimde. Çadır, yağmur yağıyor pes etmedim. Evet. Gidiyordum akşam, pencereleri kapatıyordum çadırımın. Bakıyordum çadır su altında, üzülüyordum sıralar dışarı çıkarıp o gün bahçede ders işliyordum. Sorun değil yani ben diyordum bu yeter ki bu çocuklarımız eğitimden uzaklaşmasın. Tabii öncelikli amacım bunların bu tramvayı yaşamamalarıydı. Yani bu çocuklar ileride psikolojik sorunlar olarak hepsi dışarıya çıkacaktı. Belki bir hafta boyunca sadece çocukları eğlendirmeye çalıştım. Evet. Tabii sivil toplum kuruluşları oyuncaklar getirdi, değişik aktiviteler yaptım. Eğlendikten sonra sıra eğitime geldi. Haydi bismillah dedim. Kaynak kitaplarımızı da getirdik. Çadırda eğitimimize başladık. Sonra birkaç ulusal kanala çıkınca insanlar daha da yardımsever oldular. Sürekli beni aramaya başladılar. Hocam sizler için ne yapabiliriz? Hocam sizler için ne yapabiliriz? Bunlar böyle dedikçe yardımlar geldi geldi ve ülkemizin birlik beraberliğini gördüm. Daha da çok çalışma isteği geldim. Yani takdir edilmek çok güzel bir duygu. Evet. Fark edilmek güzel bir duygu. Birçok öğretmen arkadaş çalışıyor. Fakat maalesef fark edilmiyor. Ben de 20 yılın sonunda fark edildim. Evet. Aslında 20 yıldır köylerde de ben bunları yapıyordum. Çocuklar, hı hı, için, benim için hayatımın merkezi çocuklar. Evet, oraya gelelim ama biz böyle kendi köyünüzde kurduğunuz çadırdan bahsedelim. Peki sizin dışınızda oraya gelen öğretmen arkadaş var mıydı? Ya da böyle orada kalan, orada ikamet eden, evet, var mıydı? Köyümüzün eğitim düzeyi çok yüksek bir köydü. Neredeyse her evde eğitimci vardı. Aha. Her evde çalışan vardı ama maalesef birçok insan rahatını bozmadı. Ne de olsa oturduğum yerde zaten maaşımı alabiliyorum. Hı hı. Hatta birçoğu bana bile niye kendini bu kadar yoruyorsun, yani değer mi? Hiçbir şekilde başka eğitimcilerden ben bir çaba görmedim. Değer mi? Hep dediler değer mi? Bence çocuklar için değer. Hani büyükler bilemem ama biz çocuklara model olacağız, eğitimci olacağız. Evet. Birçok köyümde birçok insan dedi, biz sizi yeni fark ettik hocam. Siz nasıl 20 yıldır öğretmensiniz? Evet. Hani bence çok güzel bir şey yardımsever olmak, birlik beraberlik içinde olmak, zor günde bir araya gelmek, evde oturup, yani insanlar taziyeleri için ağlarken ben onların çocuklarını mutlu etmeye çalışıyordum dışarıda. Hı hı. Çocukları ortamdan çekmeye çalışıyordum. Hı hı. 23 Nisan hazırlıkları yapıyordum. Onlara gösterileri hazırlıyordum. Etkinlikler yaptırtıyordum. Bazen insanlar diyordu bizim acımız var. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ama ben sadece işimi yapıyordum. Mesleğimi yani. Ama sadece eğitim. Mutlu etmiyordunuz. Mutlu da oluyordunuz. Yani benim hayat prensidim. Yani hani herkes derler mutlu ol, mutlu ol. Hı-hı. Benim için ben mutlu edince mutlu oluyorum. Benim tek hayat prensibim budur. Yani çocukların yüzündeki tebessüm,
Kesinlikle. Onların gamzelerindeki açan bir çiçek sizi mutlaka mutlu etmiştir. Yani, ya, yani siz bahsederken bile ben mutlu oluyorum. Yani bir ya, insanların Fahrettin Bey öyle bir sarılmaları var ki çocukları bana. Evet. Her seferinde gün boyu sürekli mektuplar, resimler alıyorum öğrencilerimden. Sürekli sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum. Benim için en güzel hediye bu. Bahçede hiç tanımadığım öğrenciler sarılıyor bana. Çünkü onları eğlendiriyorum, onlara dokunuyorum. Onları anladığımı hissettiriyorum onlara. Yani mutlu etmek mutlu ediyor beni. Şu an görüşüyor musunuz çocuklarla? Çoğu öğrencilerimle görüşüyorum. Yani sizden geri dönüş oldu mu? Hani o anlamda bu yıl öğrenci çok... veya onların asli öğretmeni. İnşallah bu yıl, bu akşam yayına bağlanacak bir öğrencim var. Bundan sene 2010 falan Kahtanarince'den bir öğrenci Fatma ismi. Bu yıl bana ulaştı. Ta abim yazar, Diyarbakır'da fuarda imza günü var. Benim soyadımı görünce siz Saadet Çiftçi'yi tanıyor musunuz diyor. O da diyor ki işte benim kız kardeşim olur falan. Aa diyor ben yıllardır bu öğretmenimi arıyorum. O öğretmenim sayesinde okudum. Bana okulu sevdirdi. Ve o günden sonra biz yeniden iletişime geçtik. Şimdi o da beni örnek alıyor. Yakında inşallah o da bir eğitimci olacak. Şu an üniversitede okuyor. Çok güzel. Yani geri dönüşler geliyor. Çok da mutlu oluyorum. İnanıyorum ki hiçbir öğrencim beni unutmamıştır. Yani rutin bir eğitim, rutin bir öğretmencilik, öğrencicilik belki belli bir zamandan sonra unutulabilir. Yani bazen böyle aklıma filmler geliyor, izlediğimiz filmler geliyor. Özellikle Hababam Sınıfı geliyor. Mesela ne diyor? Adam diyor ki ben diyor sizin bana verdiğiniz paltoyu unutmadım diyor. Bakan olmuş adam geliyor Mahmut Hoca'ya onu söylüyor değil mi? Evet. Mahmut Hoca'nın orada başka bir çok güzel bir mesajı var. Diyor okul dediğiniz şey diyor dört duvar arasındaki geçen bir hayat değil her diyor. Yani için. Siz aslında bir anlamda Mahmut Hoca'nın söylediği şeyi gerçekleştirmişsiniz. Ya keşke bu yolla olmasaydı deprem aracılığıyla olmasaydı yani. Ama belki ileride de bu tür sıkıntılar yaşayacağız. Pandemide de yaşadık yani. İnsanın mutlaka bir B seçeneği olmalı. Okul kapandı ama bu bitmemeli yani. Evet. Peki az önce tam böyle siz konuya girecektiniz. Ben sözünüzü kestim kusura bakmayın. Geçmiş yıllarda hani deprem öncesinde, pandemi öncesinde geçmiş yıllardaki köy hayatından biraz bahsedelim. Zevkle orada neler bahsederim. Yaptınız? Valla güzel anılarım da var. Hani her zaman benim gözümde iyi bir öğretmendim. Çocukları hep seven bir öğretmendim. Fakat ilk çalıştığım köyde zorluklar çok çektim. İlk bayan öğretmen olarak atandım Alidam'a. Bir aileye sığındık. Orada tek odalı bir evde kaldık. Mesela bir aile, hiç tanımadığım bir aileyle bir arada yaşıyorsun. Evet. Bir 20 gün o koşullarda kaldık. Sonra bir ikinci öğretmen arkadaş verilir verilmez köyden bir toprak eve taşındık. Taşındığımızın gecesi maalesef böyle tavana bakar uyurken kocaman bir yılan, hani toprak evler olur ya poşetler üstte. Evet. Kocaman bir yılan hareket ediyordu ve korkuyla evden kaçtık. Sonra kalkıp bir müdür odasına sığındık. Evet. Hani sıkıntılar çok yaşadık. O müdür odasını bilirler. Evet. Eski köy okullarında müdür odası var ama lavabosu yok. İşte akşamları mesela bayan olduğumuz için dışarı çıkamıyorduk. Bu tür sıkıntılar evet. yaşadık. İşte zamanla bayan hocalar çoğaldı. Açılışı ben yaptım. Biz 8 öğretmen olduk bayan öğretmen ve bir lojman elimize geçti. 8 bayanın anlaşması ne kadar zor bilirsiniz. Biz anlaşabildik. 4+4 paylaştık lojmanımızı. Sonra eş durumundan Narince'ye geldim. Orada da Kahta'dan gidiş geliş yaptım. Evet. Orada da bir iki yıl çalıştım. Sürekli tabii bu süreçte tektim. Ne yapmam gerekiyor köylere git gel? Araba kullanmam gerekiyordu. Evet. Daha nişanlıyken abim yavaş yavaş öğretmeye başladı. İşte evlenir evlenmez ilk işimiz bir araba alıp öğrenmeye çalıştık. İşte eşim ilk gün beni Adıyaman bebeğe götürdü, bıraktı. Yavaş yavaş gelirsin dedi. Evet. Yavaş yavaş git gel, git gel. İşte 15 yıl boyunca o köy yollarında tek gidip geldim. Özel evleri de çok seviyordum. Bir 10 yılım orada geçti. Çok şükür hiç kimseyle bir sorun yaşamadım. Ama orada da hani çocuklarım keşke bağlansa. Çok değişik etkinlikler yaparım. Mesela simit günleri, kahvaltı günleri yaparım. Çocuklarıma kahve yapmayı öğretirim. Gerçekten beraber kahve içeriz. Yani bana göre bir öğretmen zaten sınıfa girip çıktığında dersi hepsi yapıyor. Bence beni farklı kılan bu. Evet.
Ben onları hayata hazırlıyorum. Heh, işte esas mesele o zaten. Yani soru ezberletmek öğretmenlik değildir yani. Yani bir sınava hazırlamak, sadece sınava hazırlamak öğretmenlik değildir yani. Hani böyle köy öğretmeni de derdik eskiden, böyle bize bir şey çağrıştırırdı. Duygusallık, işte anne babalık, hatta ablalık, abilik çağrıştırdı o eski köy öğretmenliği. Siz bir nebze o eski köy öğretmenliğini yaşamışsınız. Güzel bir şey. Valla sobada yani, yakıyordum, bahçeyi de süpürüyordum, müdürlük de yapıyordum, öğretmenlik de yapıyordum. Her işi yapıyordum. Ben hiçbir zaman gocunmam yani. Çok alçak gönüllü bir insanımdır. Ama Fahrettin Bey, inanın ki böyle çocukları mutlu ettiğiniz zaman zaten o çocuklar otomatikmen başarılı oluyor. Evet. Benim bütün okuttuğum öğrencilerim çok başarılıdır. Hatta derler ki bunlar seçme sınıf mı? Değil yani. Ben onları sadece mutlu ediyorum. Onlar da benim emeğimin karşılığını veriyorlar. Ben asla bir gün 6 dersi, 5 dersini yapmam. 3 dersten fazla, 4'ten fazla ders yapmam. Ama diğer dersler, gösteriler, etkinlikler, sosyal aktiviteleri ayırırım. Hı hı. Beni farklı kılan bu. Çocuklarımı da çok seviyorum. Şu an 1E sınıfını okutuyorum Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda. Velilerim de çok destekçi. Öğrencilerim birer pırlanta benim için. Her sabah heyecanla gidiyorum yani onların yanına. Evet. Kitap okutur musunuz? Kitap okuyor muyum, okutur musunuz? Okutur musunuz? Yani, benim, yani siz kitaba ne kadar önem verirsiniz? Anlamda çok veririm. Zaten bu yılda belki siz değinirsiniz. Bir kütüphane projem oldu. Kütüphaneye gireceğiz. Kitap okutmayı onun için çok severim. Çocuklarıma her gün kitap okuturum. Mutlaka. Atalarımızdan gelen atasözlerini yazdırırım. Önemini açıklarım. Kitapları sevdirmeye çalışıyorum. Evet. Evde velilere diyorum, beraber okuyun, okuma ortamları oluşturun. Velileri de dahil ediyorsunuz. Ediyorum. Elimden gelse velilerimi bile okumaya teşvik ediyorum. Mesela bu hafta sonu bir veli toplantım oldu. Bir yarım saat önceden gittim, değerli velilerim dedim. Buyurun gelin, kütüphaneyi sizin için açacağım. Okumaya ilgi duyan velilerim gelsin dedim. Ödünç kitap vereyim, lütfen okuyun dedim. Onlara bir sinema filmi izlettim veli toplantısında. Yani bir giriş. Veli toplantısı da sıra dışıymış. Evet ve dostum. Ben veli toplantılarımı pazar günleri yaparım. Asla çocuklarımla hafta içi zaman ayırmam. Yani çocuklarımı zamanından almam. Beni farklı kılan bu. İsterim ki çalışan velilerim de katılsın. Evet. Eşleriyle katılsın. Bence aile birliği bu açıdan önemli. Genelde toplantılarda hep anneler görünür. Benim toplantılarımda babalar da çok vardır. Evet. Peki 20 yıllık mı oldu eğitim? Evet, 20. Hayatı? Yılıma 20 girdim. 20 yıldan sonra artık öğrenciler üniversite hayatına geçmiş oluyorlar. Doğru evet, mu? Evet, yani evet. İlk birinci sınıfta okuttuğunuz bir öğrenci şimdi üniversiteyi bitirmiş oluyorlar. Ya da bir kısmı üniversiteyi okuyor oluyor. Evet, evet. Böyle belli bir noktaya gelen öğrencileriniz var mı? Hani, görüştüğünüz? Çok iletişime geçemedim ama bazen böyle değişik ortamlarda karşılaştığım zaman ben onları tanımıyorum ama onlar beni tanıyor. Mesela benim bu parmağım küçüklük kazasıdır. Evet. Bir gün hastanede otururken işte böyle yetişkin bir bayan çocuk bekliyordu, gebeydi. Sizin isminiz Saadet mi dedi. Evet dedim. Dedi ki siz benim öğretmenimdiniz dedi. Evet. Dedim kusura bakmayın tanıyamadım. İşte sizi parmağınızdan tanıdım Saadet hocam dedi. İşte ben Su Ali Dam köyünden şu öğrencinizdim. Hı hı. Bunun gibi beni arayan, soran, ulaşmaya çalışanlar oluyor. Görüşüyorum, ben de elimden geldiğince haber almaya çalışırım. Onları iyi yerlerde gördüğümde mutlu oluyorum yani. Evet, az önce siz konuşurken köyünüzün eğitim seviyesinin yüksek olduğundan bahsettiniz. Hı hı. Dün bir abinizle karşılaşmıştık, konuşmuştuk. Aslında sizin ailenizin eğitim seviyesi biraz daha yüksek. Çünkü anlatabilirim. Çünkü birkaç tane yazar var değil mi? Evet, bahsedeyim. Biz 11 kardeşiz. Maşallah. Evet. Biz de 11 kardeşiz. Maşallah. Allah biz bizlere iki anne, anne babamıza başlasın. Biz iki anneden 11 kardeşiz. Biz de iki annedeniz. 7+4. Ama kardeş ayrımı yapmıyoruz. Biz ilişkilerimiz çok güzel gidiyor kardeşlerimizle. Birinci annenin çocuklarıyız. Ama hepimiz okuduk. Sadece en büyük ablam okuyamadı. O zamanın koşulları onu gerektiriyormuş evet. diyelim. Evet. O da bizim ikinci annemiz gibi. Biz hep sırtında taşımız. Hı hı. Hani eskiden babalar hep anneyle hareket ettiği için iş ablaya düşmüş. Evet. Abla bize yemek hazırla, abla çamaşır yıka, abla sırtında taşımış, çocuğu götür derken okuyamadı. Ama biz diğer 10 kardeş hepimiz üniversite mezunuyuz. Hepimiz kamuda yerleştik. Ayrıca değişik yeteneklerimiz de var. Mesela edebiyat öğretmeni kardeşim var, Yalçın Çiftçi. Hı hı. Aynı zamanda film ve belgesellerle ilgisi var. İşte
Başımdaki Dünya gibi işte örf adetlerimizi anlatan belgeseli var. Sonra Beyaz Dağ'ın Çocukları sinema filmini çekti. Ama tüm festivallerde ödül alıyor. İşte yazar abim var, Tekin Çiftçi. 3 tane kitabı var. Yine Kürdoloji bölümünde yazıyor diyelim. Doktora yapmış. Eşim Abdurrahman Yol'un doktora yapmış. Maşallah. Kendisi fizik öğretmeni. Evet, müdür yardımcısı şu an Sağlık Meslek Lisesi'nde. Hemşiremiz var, avukatımız var. Cerrahpaşa tıpı bırakıp bilgisayar mühendisi olan abim var. Yani başarı olarak başarılı bir aileyiz ama bizim önümüzü açtı yani okuyanlar. Evet. Mesela ben ortaokulda babam kesinlikle okuma dedi. Hani şey derdi, kızlar okutulmaz, yeter. Okuma yazmayı öğrendin yeter. Ama ben o gün başımı merdivenlere vurup ağladım. Okumak istiyorum diye. Sonra abim öğretmendi, işte askerdeydi o süre, işte babamı aradı. Sen nasıl okutmazsın? Yani toplumu biliyorsunuz, kız çocukları okutulmaz, başına bir şey gelir derken. Abim sağ olsun bana yardımcı oldu, Nedim Çiftçi, öğretmen. Önümü açtı. Lisede yanında oldum, kitap okuttu bana. Beni konserlere götürdü. Ben o ortamları gördükçe özendim zaten. Evet. Hani okuyan kesimi görüyorsun, sosyal aktiviteleri görüyorsun, o yaşamı görüyorsun. Bir de köydeki hayatını görüyorsun. Bir an önce hani ben de kurtarmalıyım kendimi dedim ve lise sonunda hemen üniversiteye geçtim. Ha. Hatta ailem dedi tercih yapma, ilk yılındır daha iyi bir bölüme gidebilirsin. Yok dedim, bir bayan için en ideal öğretmen sınıf öğretmenliği. Evet. İşte ileride anne olacağız belki. Dedik şey olacağız, en azından tatillerimiz var diye düşündük ki Allah bağışlasın. 3 tane kız evlada sahibim. Maşallah, Allah bağışlasın. Buradan selamlar olsun. Teşekkür ederim. Ben sizi biraz dinlendireceğim. Sevinirim. Boğazım ağrıdı zaten. Üstünüze geldik. Rica. Bu arada mesaj okuyacağım ama. Gelen mesajları okuyacağım. Siz de biraz dinlenin, ondan sonra kütüphaneyi konuşacağız. Tamam. Saadet Hocam, bize bir şeyleri izleyen, yargılayan değil de onları gerçekleştiren, fark yaratmanın farkına varan bireyler olmamızı hatırlattığın için teşekkürler. Emrah Şifçi. Sayın Saadet Öğretmen, hepiniz için çok değerlisiniz. Çocuklarımız sizi çok seviyor ve sayenizde okula çok severek ve heyecanla geliyorlar. Ders olarak, başarı olarak ve hayat okulu olarak her şeyi en iyi şekilde öğretiyorsunuz. Sizin gibi bir öğretmene sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sizinle gurur duyuyoruz. Siz ve sizin gibiler hep var olsun demiş. İsmi yok arkadaşımızdan. O kendini biliyordur. Emektar hocamız, Saadet hocamıza selamlar. Size de iyi programlar. Ahmet Altun. Az önceki merhabalar, hayırlı yayınlar. Saadet hocamızı orada görmek onur ve gurur verici. Bizim biricik öğretmenimiz, çok seviyoruz. Sizi emekleriniz, kelimelerinizle anlatılmaz. Çok vefalı ve merhametli bir öğretmeniniz. Çocuklarımıza hem anne hem baba oluyorsunuz. Allah razı olsun sizden demiş Nurgül Öksüz. İyi yayınlar diliyorum. Eşimi başarılarına dolayı tebrik ediyorum. Abdurrahman Yol'un, Abdurrahman Bey'e de ayrıca selamlar olsun. Böyle bir eşinin de önünü açtığı için, en azından kendisine engel olmadığı için de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Saadet Öğretmenin Narince'den öğrencisi Fatma. Saadet Öğretmenin ben de ve diğer arkadaşlarım da çok güzel izler bırakan bir öğretmen oldu. Bizi gördü, sevdi, ilgilendi. İnşallah bizler de onun yolunda onun gibi bir eğitimci olabiliriz. İyi ki var demiş. Şunu da eklemek istiyorum. Sadece ben değil, benim gibi birçok kalbe dokunduğu için Narince İlköğretim Okulu öğrencileri adına çok teşekkür ediyorum demiş bir kardeşimiz. Değerli Saadet Öğretmeni, sizi bir ömür boyu unutmak mümkün mü? O felakette, o deprem döneminde hiç kimseye ayırt etmeksizin yaptığınız yardımlar, aşırı derecede duyarlılığınız, fedakarlığınız, özellikle çocuklar için yaptığınız etkinlikler, hediyeler, oyunlar ve daha neler neler. İyi ki varsın Saadet Öğretmen. Seni çok seviyoruz. Zeynep Taşçı. Değerli öğretmenimiz, Saadet hocamız, emektar, yardımsever, her yönüyle donanımlı, mükemmel bir eğitimci. Benim çocuğum çok şanslı, başarılarının devamını diliyorum. Helin'in velisiyim demiş. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah canım öğretmenim, seni çok seviyorum. Hep yanınızda olun. Zeynep İkra Yavuz.
En güzel hediye bir veli olarak sizi tanıdıktan sonra çocuklara eğitime olan bakış açımı değiştirdiniz hocam. Hem bize hem çocuklarımıza kocaman bir umut olduğunuz, sadece çocuklar değil biz velileri de eğittiğinizi fark ettik. Sizler önümüzü aydınlatan koca bir meşale oldunuz. Etrafınıza saçtığınız ışıktan bizleri de aydınlattığınız için size çok teşekkürüz. İyi ki varsınız hocam. Serra Karakuş. Öyle gidiyorum. İnşallah atlamak istemiyorum bu değerli mesajları. Ben Necmettin Bıçak, veli olarak çok şanslı olduğumu görüyorum. Kendisi çocuğum bir yıl birinci sınıfta gidiyor. Çocuğumun öğretmeni Saadet Hocam, etkinlik, sosyal aktivite, materyal ve maneviyat konusunda çocuklarımıza bir öğretmenden öte bir anne ve baba oldu. Biz ona minnettarız, öğretmenimiz olduğu için şanslıyız demiş. İyi akşamlar. Herkese bizden depremden sonra köye gittik. Saadet öğretmenim öğrencilerinden birinde benim kızımdı. Bir depremzede olarak kendini bırakıp çocuklarımıza koşturdu. Kendisine sonsuz teşekkürler. Öğrencisi Berivan Irmak Kaya. Merhaba Fahrettin Bey. Öncelikle programımıza Mardin'den severek izliyoruz. Saadet öğretmenimizin çabalarını ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her eve bir saadet öğretmen lazım diye düşünüyorum. İyi ki saadet öğretmenlerimiz var. Onlar umudun ve geleceğin adı demiş. Evet, hayırlı akşamlar. Saadet Hanım eğitim neferidir. Hayatını öğrencilerine adamış olup kız çocukları okuyup meslek sahibi olsunlar diye gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. Hocam dokunduğu şeyleri güzelleştiren dünya tatlısı bir öğretmendir. Kendilerine meslek hayatına başarılar diliyorum. Daima öğrencilerinin yolunu aydınlatan bir nefer olması temennisiyle Nadire Güneş. Nadire Güneş de Cumhuriyet İlkokulu Müdürü. Evet. Ben az önce bir bakarken bir tane çok değerli bir mesaja rastlamıştım ama şu an bulamıyorum. Ya çoğunluğu velim, arkadaşlarım. Emine Esen Ulubay, emeklerinize sağlık Saadet Hocam. Yaptığınız her şey için çok değerli demiş. Teşekkür ederiz. Hemşire arkadaşı da. Fahrettin Bey iyi yayınlar. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi olduğum yıllarda tanıdım Saadet Öğretmeni. Çok duyarlı bir öğrenciydi. Öncelikle yaşadığınız deprem nedeniyle büyük geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Geride kalan ailelere güç, sabır diliyorum. Saadet Öğretmenin emeğine gönüllü destek verdik ama asıl önemli olan onun başlaması ve devam ettirmesiydi. Bir kadın olarak onun da gurur duyuyorum. Profesör Doktor Ayşe Yüksel. Benim ekolüm Ayşe Yüksel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı olur. Teşekkür ederim Ayşe Hocam. İyi Mustafa varsınız. Coşkun Hocam, güzel konular ve konuklarla toplu aydınlattığınız için teşekkür ederim. Konumuza selamlar, saygılar demiş. Öğretmenim sizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız demiş. Barış, Barış sözünü unutma bak. Teşekkür ederim Barış'cığım. Barış'ın bana sözü var. İyi akşamlar. Hem komşum hem de çok iyi bir eğitimci. Yani ben özür dileyeceğim. Bundan sonra ancak isim okuyayım. Çünkü çok uzun. Hı hı. Songül Çalgan diye arkadaşımız yazmış. Esra Kaya. Teşekkür ediyorum. Çünkü çok uzun. Hakikaten mümkün değil bütün bu mesajları okumam. Şilan Alaca. Zeynep İkra Yavuz. İpek Korkmazcan, Çınar Karataş. Hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor yani. Bir dostumuz isim yazmamış. Teşekkür ediyoruz. Her kim olduğu hiç önemli değil. Önemli olan bu öğretmenin başarısını burada konuşabilmek. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine gözüm ilişirse okuyacağım. Bu arada unuttuğum dostlarımdan da özür diliyorum. Çünkü çok fazla mesaj geldi. Üst üste böyle mesajlar geldi. Aradan mutlaka kaçırdığım mesajlar olmuştur. Özür diliyorum ben arkadaşlarımdan. Hemen şuradan da bakayım. Mehmet Tırpan Hocam mesaj göndermiş. Mustafa Çelik, Samsat İmam Hatip Okulu Müdürü mesaj göndermiş. Şahinder Fırat, çok değerli Kahtalı kadın yazarımız mesaj göndermiş. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet hocam, kütüphaneden bahsedecektik. Okula çok güzel bir kütüphane kazandırdınız. Bu fikir nereden oluştu?
Nasıl bir kütüphane yaptınız? Kimlerden destek aldınız? Şu anda ne durumda? Şimdi ben ve eşim Adıyaman Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği temsilciliğini yapıyoruz. Eşim başkanı olur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden de destek aldık bu süreçte. Ama en önemlisi Hüner ailesi, İstanbul'dan bir ailemiz bize çocukları adına bir deprem kütüphane yaptırmak istediklerini söylediler. Ben de aracı oldum. Yaptım. Öncelikle okulumuzun işte var olan depremde hasar görmüş depoda diyeyim bulunan bir kütüphanemiz vardı. Onun videosunu çekip paylaştım. Kadir Polat iş adamı var. O da bu şeyde süreçte çok destek oldu kendisi. Bir videosunu attım. İşte dedim ki böyle bir 1200'lü bir öğrencimiz var. Yani 1200'ün olduğu bir okul. Ama kütüphanesi yok. Çok az kitap var ve kapalı depo diye kullanılıyor. Evet. Kadir Bey önce demişti. Hani isterseniz önce sınıfınıza öncelik verelim mi? Hani benim amacım önce sınıfımı donatmaktı. İşte bir kitaplık yaptırmak. Çocuklar ağırlık taşımasın diye dolap yaptırtmak istiyordum. Hem onu yaparız hem onu yaparız dedi. Evet. Ve süreç başladı ama o kadar hızlı ilerledi ki yarı yıl tatilinde ben evde hiç oturmadım. Boyacısından tutun, terdecisinden tutun. Mobilyacısından tutun, arıyorum, getiriyorum, kendim gidiyorum. İşte başlarında duruyorum. Bütün yarı yıl tatili boyunca her gün okuldaydım. Bu süreci başlattık. Raflarımız İstanbul'dan getirildi. Hemen monte ettik, işte en ferah yeri seçtik. Depoda olmaz dedik. Hani evet. Kütüphane dedin mi kitapların işte ortamı ferah olacak. Evet. En üst katta çok ferah bir sınıfımız vardı depo diye kullanılan. Orayı boşalttırdık. Okul müdürümüz Osman Kılıç da bu konuda bana çok destek oldu. Yani ne dediysem beni hiç kırmadı. Hocam destekleriniz dedik. Hı hı. Ben başladım. Yaptık. Çok kısa sürede sonuçlandırdık ve binlerce kitap oldu. 600 kitabı iş adamı Kadir Polat ve eşi Kadriye Polat bağışladı. 600 yeni kitap İstanbul'dan geldi bağışçılarımız. Sonra Hüner ailesinden Demet Hanım geldi açılışa. Bizim Derya Hüner kütüphanemizin adı. Bu kızımızın ablası oluyor. Derya Hanım vefat eden biri. Vefat eden İstanbullu bir Allah'tan ailemizin kızı. Evet, Allah kabul etsin niyetlerini. Ve mükemmel bir açılış oldu. Aynı zamanda Demet Hanım 1E sınıfı biraz ayrıcalıklı oldu benim sınıfım. Evet. Hepsine hediye de getirdi. Maşallah. Bütün öğrencilerime. Sınıfta çocuklarım da kendince şiir okulda gösteriler yaptılar. Onları mutlu ettiler. Kadir Bey yarı yıl tatilinde bütün öğrencilerime hediye yolladı. Mesela ne yapalım ne edelim dedi. Ben dedim hocam işte bir oyuncak çocukları mutlu eder. Ama inanın ki o kadar yardımsever insanlar var ki. Ben telefon ettim 2 gün sonra kargo buradaydı. İstanbul'dan geldi. Evet. Bez bebekler, örümcek adamlar, barbili anahtarlar. Ama böyle çocukların mutluluğunu görmek lazımdı. Yani ben sadece aracıyım. Evet. Yani bazen girişimde bulunmak yetiyor. Size diyeceğim budur. Ben bir girişimciyim. İnsanlar da beni kırmıyor. Evet. Bu kütüphane sürecinde mesela iş adamımız Nihat Yolun var. İşte ikramlarımızın çoğunu o sağladı. Velilerimin hepsi ayrıca pasta, börek, sarma, bütün ihtiyacını 1E sınıfı hazırladı. Evet. Bütün ikramlarımızı. Şu an kaçıncı sınıf okutuyorsunuz? Birinci sınıfları okutuyorum. 1E sınıfı diyorum. Velilerim de o şekilde destek oldu. Evet. Yani birlik olunca çok güzel sonuçlar çıktı. Evet. Ve mükemmel bir açılış yaptık. Sazlı, sözlü. Okulda diğer öğretmenlerimiz destek oluyorlar mı böyle? Yani ediyorlar. Takdir ediyorlar. Çalışmalarımı beğendiklerini söylüyorlar. Umarım okul idaresi muhtemelen yardımcı oluyordur. Yoksa tabii, bulamazsınız. Bulamazsınız. Hayır, okul idaresi yardımcı oluyor. Öğretmen arkadaşlar takdir ediyor. Model olduğumu düşünüyorum. Birçok öğretmen arkadaşa. Hı-hı. Belki hani bazı insanların hoşuna gitmeyebilir ama hani çalışkan bir öğretmensin. Evet. Ben bu çalışkanlığı babamdan öğrendim. Evet. İnanın ki ilkokulda teneffüste evimiz okula çok yakındı. Kızım derdi teneffüste eve gel bahçedeki taşları toplayın etrafa atın derdi. Teneffüste oyun oynama derdi. Yani ben öyle büyütüldüm. Ben çalışkan kız diye bilinirdim. Evet. Hani aynı zamanda bir yönüm de çiftçiliktir. Biz hala tütün işiyle de uğraşırız. Yazın aynı zamanda benden iyi bir çiftçi de var olur. Evet. Yani benim her şeyim vardır. İyi bir anneyimdir. Eğitimci olmaya çalışırım. İyi bir eğitimci.
iyi bir eş, iyi bir kız kardeş, iyi bir çiftçi olmaya, her şeyin hakkını vermeye çalışıyorum diyeyim size. Evet. Kütüphanemizde de 2000'e yakın kitap var şu an kampanyada başlatınca. Öğrencilerimizden de çok geldi. Bu artık sınıf kitaplığı değil, okul kütüphanesi. Okul kütüphanesi ama mükemmel bir kütüphane oldu. Hani inşallah başka bir programda... 2000 kitap az ama. Az mı? Yani 2000 kitap az. Ama artık dolaplarda yer kalmadı. Hani benim tahminim o, ne kadar bilemeyiz. Evet, adres söylüyorum. 2000 kitap az. Okulun yani adını söylüyoruz. Okulun adını söylüyoruz. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu. Adıyaman'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kitap az. Ben diyorum ki dostlarımız gönderdiler. Şimdi kütüphanemizi de kontrol altında kullanıyoruz. Sırayla öğretmen arkadaşlar anahtarı alıyoruz. Öğrencilerimizi götürüyoruz. Onları seçme şansı veriyoruz. Çocuklar kütüphane alışkanlığı ediniyorlar. Evet. Kitap seçme alışkanlığı ediniyorlar. Kurallara uymayı öğreniyorlar. Mesela ben bugün iki dersimi kütüphanede geçirdim. Çocuklara işte sessiz okuma kurallarını öğretiyorum. Yerine koymayı aynı şekilde, düzeni öğretiyoruz. Yani birçok şey öğretiyoruz. Evet. Kütüphanemizin resim bölümün kısmını da kardeşimin eşi Ezgi Çiftçi yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim görsellerle donattı. Ailece biz bir aradaydık yani bu süreçte. Ne güzel, ne güzel. Peki sizin başka bir özelliğiniz var mı? Meziyetiniz var mı daha doğrusu? Mesela nedir? Resimdir, şiirdir, bağlamadır. O bir. İkincisi de siz bütün bu yaşadıklarınızı köy okullarından başlayarak yazmayı falan hiç düşündünüz mü? Vallahi bir ara bekar öğretmenken şiire ilgi duyuyordum. Şiirler yazıyordum. Hatta arkadaşlar bunu kitaba çevir dedi. Sonra bıraktım. Şimdi de yine bu yaşadığım bu depremden sonraki bütün süreci aslında kitaba dökmeyi istiyorum. Çünkü hayatım bambaşka oldu bu depremden sonra. Hayatıma o kadar nitelikli insanlar katıldı ki. Evet. Hani onlarla yaşadığım bütün anıları yazmak istiyorum. Destekçilerim de var. İnşallah böyle bir projem var. Yazma istiyorum yani. Bence bir an önce başlayayım derim. İnşallah yani. Kafamı toparlarsam, yerimde durursam daha doğrusu. Durmuyorum ki, sürekli uyurken beynimde bir şeyler dönüyor. Hani ne yapabilirim? Şu anda okulumda mesela diyorum ki kesinlikle bir zeka oyunları sınıfı yapmalıyım. Ne yapıyorum diyorum, kampanya başlatayım, insanlardan birer, herkesten birer eğitici oyuncak isteyeyim. İşte halı seriyim, minderli, otantik bir ortam. Yer ekmek tahtaları gibi yerde, benim ekmek tahtamın anısını bilirsiniz. Bir gün kardeşim geldi, diyor ki bu evde ekmek tahtası yerdeyse o çocuk yerde kalmaz. Evet. Biz masa yerine biz ekmek tahtasında ders çalışırız. Hala da öyleyiz. O ekmek tahtalarının olduğu bir zeka oyunu yaptırırız, sınıfı yapmak istiyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Diğer sorum vardı. Başka meziyetiniz var mı? Resim gibi? Vallahi yok. Popör, çok yeterli. Popör gibi, müzik evet, gibi. Evet, halk oyunlarında çok isti. Bak varmış. Halk oyun, iyi bir dilberim diyeyim. Öyle mi? Evet, şimdiye kadar birçok halk oyunları sertifikam da var zaten. Bekar öğretmenken öğretmen, kahta öğretmen folklor grubundaydım. Evet. Üniversitede, hatta ortaokuldan itibaren sürekli Adıyaman yöresinin bütün oyunlarını bilirim yani. Ama itiraf edeyim, ben hiçbir programda bu kadar mesaj almadım. Teşekkür ederim dostlarıma. Çok fazla mesaj geliyor. Öğrencilerime, dostlarıma. Bir göz atayım. Yine isim söyleyeceğim sadece. Hatice İlhan, teşekkür ediyorum. Bitlis Tatvan'dan Ahmet Erdoğan, çok sağ olsun. Ahmet Erdoğan, Bitlis, merak ettim. Mesela çok farklı, tanımadığım biri. Öyle mi? Tekrar bakayım. Bitlis Tatvan'dan izliyoruz. İyi yayınlar Saadet Hocamıza. Selamlar, saygılarımla Ahmet Erdoğan. Teşekkür ederim. Yani kim artık ben de bilmiyorum. Yine Mahmut Nedim Bilgiç. Genç biri herhalde, eski Milli Eğitim Müdürümüz değildir, eski milletvekilimiz değildir diye düşünüyorum ama Mahmut Nedim Bilgiç daha çok eski İl Milli Eğitim Müdürü ve milletvekili. Ramazan aşçıydı bu devir bundan önce. Her kimse çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Zeynep, İkra, Yavuz tekrar maşallah peşi yazıyor böyle. Sevilmek güzel bir şey. Aynen, çok sağ olsunlar. Çok güzel. Emir Rüzgar Öztürk sağ olsun. Funda Karataş. Ebrar Elif Karakaş. Bunlar öğrenciler mi? Seher Çiftçi. Velilerim var. Veliler. Ha, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var. Muhammed Emir Gönül. Araya hiç kaynasın istemiyorum. Çünkü onlar lütfedip yazıyorlar. Ben onları atlamak istemiyorum. Ben dedim hepsini de okuruz ama zaman yok. Onları okursak benim konuşmaya zamanım evet, kalmaz. Hira Zeynep Bıçak.
Ayşe Yüksel hocam aynı zamanda bizim rejinin de hocasıymış. Öyle mi? Yani oradan tanıştırabiliriz aslında. Ayşe hocam. İyi kalpli, sevgi dolu, güler yüzlü, kocaman yürekli Saadet hocamın başarının devamını diliyorum demiş Gülben Aktaş. Teşekkür ederim Gülbenciğim. Fatma Ulu Bey. İpek Korkmazcan. Yani ben bitti derken bir bakıyorum bir iki tane daha gelmiş. Alişan Ağoğlu. Teşekkür ederim. Velilerim çoğunluklu. Aynen. Hatice Zeynep Çetin. Buna da İrfan'la yazdın demiş. Çok anlamadım. Çünkü şey uzun. Sakine abla. Sakine siz, ablaya yurt dışında mesela okuyabilir misiniz? Sakine abla ta yurt dışından Almanya'da. Sayın Saadet Öğretmen, hepiniz için çok değerlisiniz. Çocuklarımız sizi çok seviyor ve sayenizde okula çok severek ve heyecanla geliyorlar. Ders olarak, başarı olarak ve hayat okulu olarak her şeyi en iyi şekilde öğretiyorsunuz. Sizin gibi bir öğretmene sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sizinle gurur duyuyoruz. Siz ve sizin gibiler hep var olsun. Ha, yanlış okudum. Ha, yok, doğru okudum. Buna da İrfan'dan yazdım demiş Sakine abla. Teşekkürler. Hatice Zeynep Çetin tekrar mesaj göndermiş. Şu andan gözüme ilişenler bunlar ama bundan sonra çok yazan okuyamayacağım çünkü süreyi bitirdik. Yok mesela evet. Benim bir farkım bir de ben ilk günden beri şey yaptım. Sınıfımda eğitici oyuncakları kullandım. Çocuklarda mesela bu teknolojiden uzak tutmak için var ya eğitici oyuncakları şey yaptım, benimsettim. Sınıfta puzzle yapıyoruz, jengalar yapıyoruz ve dolaplarımızın altı hep eğitici oyuncak doludur. Evet. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Yani çok hızlı çabuk geçti zaman. Ben şu soruyu sormak istiyorum ama bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Amaçlarınız ne? Hedefleriniz ne? Projeleriniz ne? Biraz ondan bahsetmek istiyorum çünkü az zamanımız kaldı. Buyurun. Ben durmak yok diyorum biraz siyasetçiler gibi. Yola devam diyorum. Evet. Projelerim çok. Okulumda özellikle kış koşullarında çocuklar dışarı çıkamayınca, enerjilerini boşaltamayınca çok sıkıntı oluyor. Bir spor salonu, kapalı bir ortamda bir spor salonu yaptırıp çocuklarının sosyal aktiviteleri yönlendirebilmek istiyorum. İşte evet. Çocukların oyun oynayabileceği alanlar istiyorum okul ortamında. Onun dışında dersten ziyade müziklü aktivitelere, işte yetenekleri doğrultusunda çocukları yönlendirmeye çalışmak istiyorum. Bu tür kurslara ağırlık vermek istiyorum. Hani öğretmen arkadaşlardan da destek bekliyorum. Evet. Kitap okumaya sevdirmeye çalışacağım. Kütüphaneyi aktif kullandırmaya çalışacağım herkese. Bugün şeyde bir öğrencim dedi ki, bugün çok mutluyum dedi. Ben ilk ders çocukların duygularını almayı çok severim. Hı-hı. Niye dedim kızım? Dedi ki, çünkü akşam ailemle sohbet ettim öğretmenim dedi. Yani İnsanlar teknolojinin içine gömüldüler. Evet. Lütfen hani çocuklarımıza zaman ayıralım. Evet. Beraber bir şey yapalım. Çocuklar o anı unutmayacaklardır. Evet. Yani en anlamlı şeyler bunlardır. Benim tek hayalim çocuklara dokunmak. Dokunmaya da devam edeceğim inşallah. Öğrencilerinize ve velilere biraz aslında söylediniz. Böyle hayat yolunda neler tavsiye edersiniz? Özellikle kız çocuklarının daha çok okullaşması, evet. Kız çocuklarının hayata kazandırılması diyeyim. Hı hı. Hayatta ayakları üzerinde durmaları anlamında siz velilere, topluma neler söylemek istersiniz? Bence zaten kız çocukları öncelikli yani ayakları üstünde durabilmeliler. Onların kesinlikle okumasını istiyorum. Kendi ekonomik güçlerini ellerine geçirmesini istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Hatta biz derneğimiz olarak 40 tane kız öğrencimize burs bağladık. Hani sırf destek olmak için, okumaya teşvik etmek için. Çünkü ben de bir kız öğrenci olarak destek aldım. Çocukların şansıma sınıfım da çoğunluğu kız olduğu için daha hedefime daha yakınım sanki. Evet. Velilerime de sürekli diyorum lütfen kızlarımızı okutalım. Hani erken yaşta evlendirmeye özendirmeyelim. İki küçük lafa kanmasınlar. Onları kitapla buluşturun, kendilerini yetiştirsinler. Her türlü yetenekleri olsun. Şimdiki şey nesil yani her şeyi öğrenebiliyor. Evet. Velilerime diyorum, çocuklarınıza zaman ayırın, onlarla verimli zamanlar geçirin, beraber
Kitap okuyun, gezmelere gidin, sosyal aktivitelere gidin, çocukları çocuklarla buluşturun. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica o kadar böyle mesaj geldi, o kadar izleyicilerimiz ilgi gösterdiler ki beni Nida Tu. Hepsi sağ olsun. Mustafa Çavuş. Ondan sonra evet, atladığım mutlaka olmuştur. Hepsinden özür diliyorum. Ben hepsine bir şiir armağan etmek istiyorum programın sonunda. En güzel hediye. Mümkün mü? Tabii evet. Ki. Seviyorum seni. Hani bulutlar ekşir, yağda yağacak bir yağmur beklersin ya. Sabredemezsin. Yürürsün sis kaplamış dağlara. Bir güneş parçası tebessüm eder bulutlar arasından. Usul usul, yumuşacık kazanır hafızaya. İşte öyle seviyorum. Anlıyor musun yağmur suyum? Seviyorum seni. Tuvalime çiziyorum dağları. Yıldızların gölgesinde en hoyrat öfkelerimle vedalaşıp kirpiklerindeki kuş çıvıltısında bir yudum ikindi kahvesi tadında seviyorum seni. Gamzelerimin çukurunda saklayıp bedenimin sol kanadında zemheriden doğan güneşin sıcaklığı aşkına dolanan yüreğimle seviyorum seni. Kalem yazamaz, mızrap çalamaz, ressam çizemez, alem bilemez sana olan sevdamı. Ruhumun kuytusunda saklı, nefes almak kadar elzem sana olan açlığım. Utangaç bir gecenin sarhoşluğunda, sabahlarken gülüşünle aydınlanır dünyam. Başıma üşüşür kalabalık, çiselenen yağmurda seviyorum. Karla karışık, dolambaçlı yollarda, anlamını bilsen de, bilmesen de. Kürtçe şarkılarda seviyorum seni. Bilirsin, gözlerin olmasa dayanamam. İlmek ilmek nakşedilmiş tatlı dilin içime. İkindi vakitlerinde açlığımsın. En hararetli çığlığım. Tiryakinin tütünsüz kaldığı gecemsin. Zamanlar ötesinden gelen kelebeğin kanatlarında, toprak kokusunda seviyorum seni. Suskunluğunda söylediklerimi, söylerken sustuklarını bir bir sindirirken gönlüme, yaralı çiçeklere merhem olur diye her dokunuşun, sessizce öperken avuç işlerimi, içimin ürpertisiyle seviyorum. Bütün bir güneşe mağlup, hiç yaşanmamış en kabarık hislerle, nefesinin buğusunda tane tane, sımsıkı tuttuğum ellerinin sıcaklığında, yağmur çiselemesinde seviyorum seni. Seviyorum seni, karanlık hayallerime sızan ışık hüzmesi gibi, el değmemiş kar tanesi gibi, seviyorum seni, seviyorum seni. Evet, ağzınıza sağlık, bütün dostlarımıza sağlık. Armağan olsun. Maksat şiir formatında da vazgeçmemiş olalım. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, emek verdiniz. Buraya geldiğiniz için değil, çocuklarımız için yaptığınız her şey için ben teşekkür ediyorum. Özellikle kız çocuklarımız için yaptığınız her şeyi biz 5 kız çocuk babası olarak teşekkür Allah ediyorum. Allah başlasın, severek yapıyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, bu akşam konuğumuz eğitimci, öğretmen Saadet Yolundu. Kendisiyle eğitimi konuştuk. Deprem sürecinde yaptıklarını, yaşattıklarını konuştuk. Bir sonraki hafta başka konularla, başka konuklarla huzurlarınızda olmak istiyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.